Yalçın Bey'in enerji santrali projesini tekrar inceleme fırsatım oldu. Ben açıkçası sıcak bakmaya başladım. Öyle 3-5 tane köylünün ayaklanmasıyla bu ülkenin geleceğini göz ardı edemeyiz. Affedersiniz, çok önemli bir telefon. Efendim Metin. Abi, İran'dan gelen altınlar çalınmış. Ne? Kim yapmış? Bilmiyoruz. Ama arabulucu elimize geçirdik. Ne biliyor bakacağız. O altınları bulun. Onur da sokaklara baksın. Kim yaptıysa kellesini istiyorum. Senin haberin yoksa kimin haberi vardı lan? Bilmiyorum abi. Getir farayı. Abi yapma abi. Abi gözünü seveyim yapma abi. Acıyın bana. Abi yapmayın. Abi ne olursun yapma abi. Abi. Abi yapma abi. Abi yapma. Abi yapma. Abi yapma abi. Abi yapma. Lan abi. Konuş. Abi yapma. Abi. Abi yapma. Abi yapma. Abi yapma. Abi yapma. Lan abi. Söylüyorsan kalbine kadar kemirecek seni. Abi önce. Konuş. Abi. Ne oldu kardeş? Midem kaldırmıyor herhalde. Babalar, burada sabah akşam birilerinizin durması lazım ha. İyi dedin Çeto. Ağzınızı da sıkı tutun ha. Tamam abi. Tamam. Sonuçta bura bizim mahallemiz ama bu kadar altın herkesin aklını çelebilir. Aynen öyle abi. Şimdi ne yapacağız abi? Şimdi Demir abinin intikamı var kardeş. O Mete denen orospu evladını öldürüp masayı da birbirine düşüreceğiz. Abi, o bizim Ömer'in yıkamasına götürüyormuş arabasını. Olur dersen gördüğüm yerde sıkayım kafasına. Yok kardeşim. Sen gördüğünde bana haber ver yeter. Onunla ilgili başka planlarımız var. Tamam. Olur. O iş bende abi. Eyvallah. Hadi. Geldiniz mi? Kusura bakmayın ya. Sizi böyle çağırdık bu saatte. Estağfurullah. Yok canım. Lafım olur. Sizden bir konuda yardım isteyeceğim. Bana bu adamların mekanına girecek, dikkat çekmeyecek birileri lazım. Var mı aklınıza gelen böyle? Bir tane çocuk vardı aslında. Eski bir arkadaşım. Bunların yanında çalışıyor ama bırakamıyor. Tehdit ediyorlar çocuğu halini öldürürüz diye. İsterseniz ona bir sorabilirim abi. Olur bacım. Bunlardan canı yananlar daha iyi anlar bizi. Yarın çarpı konuşalım. Benim otellerde güvenebileceğim kimse yok. Ama isterseniz ben girerim. Zaten kimse bilmiyor sizin ne olduğunu. Tamam. O zaman haber bekliyorum sizden. Kız! Ne yapıyor tek başına ya bu saatte durmuyor da? Çeto. Bu kızın bir sıkıntısı var. Geçen gün gördüm ben de. Her yeri morluk içindeydi. Kolunda sigara izleri vardı. Babasını görünce de korkuyor. Şu babayı bir çağırın da konuşalım.